Çiftçilerimiz bu kayıt sistemine kayıt olup destek alabilmeleri için öncelikle bulundukları ilçe müdürlüklerinden müracaat kayıt evraklarını almaları gerekiyor. Önce gidip başvuruyorlar, müracaat kayıt evraklarını alıyorlar. Daha sonra bunu doldurtup köyde muhtar ve azalara imzalatıyorlar. İmzalandıktan sonra tekrar ilçeye gelip, ilçede ziraat odası varsa o ilçede, yoksa bağlı olduğu ziraat odalarına gidip onlara kayıt yaptırıp belli bedel karşılığında kayıt yaptırıp oradan çiftçilik belgesi alıyorlar. Ziraat odasından çiftçilik belgesi alıyorlar. O çiftçilik belgeleriyle birlikte müracaat edeceği ilçe müdürlüklerine gidip müracaatta bulunuyorlar. O müracaat esnasında bizim personellerimiz de bu kayıtları alıp sisteme giriyor. Bu mahallelerde bulunan, köylerde bulunan çiftçilerimiz için bir veya iki günlük bir uğraş oluyor. Önce gelip evrak almaları bir gün, tekrar köye gidip imzalatmaları, tekrar gelmeleri iki gün. Yakın ilçelerde de günü birlik gidip gelen yerler varsa köylerde, o köylerde bir günde ender olarak bir günde bu işlerini halledebiliyorlar. Bunun önüne geçebilmek için hem çiftçilerimizin iş gücü kaybını hem de müracaat esnasında bizim personellerin sisteme girmesi için ilçede çalışan personellerimizin, teknik personelimizin birçoğu bu iş yoğun bir şekilde çalışıyorlardı. 23 Eylül 2022 yılında resmi gazete yayınlanarak yürürlüğe giren yeni çiftçi kayıt sistemi uygulamasıyla bunların tamamı sonlanmış oldu. Bu neyi getiriyor? E-Devlet kapısından çiftçilerimiz mesai saati güdülmeden E-Devlet kapısından müracaat edebilecekler. Gece, gündüz, cumartesi, pazar herhangi bir kısıtlama olmadan girebilecekler. Çiftçilerimiz bununla hem iş gücü kaybını önlemiş olacak, hem işleri aksamamış olacak. Dolayısıyla bu müracaatlarında ilçe tarımdaki personellerimizin de ÇKS ile ilgili iş yoğunluğu azalmış olacak. Tabii bu internet başvuruları önceden çiftçilerimiz arasındaki ne ekilip ne biçtiğini belgelendirmek için formu doldurup muhtar ve azalara imzalatıyordu. Şimdi çiftçinin beyanı geçerli. Çiftçinin başvurduğu benim arazimde buğday ekili demesi yeterli. Muhtara gitmesine gerek yok. Bunun gibi birçok kolaylıklar var. Tabii yeni bir sistem. Çiftçilerimiz bu konuda belki biraz sorun yaşayabilirler. Bizim ilçe tarım müdürlüğündeki personellerimiz de bu süreçte çiftçilerimize rehberlik edip nasıl başvuracaklarını gösterecekler. Sistemimiz 1 Ekim'den itibaren açılıyor. 31 Aralık'a kadar sürecek. 2023 planlamamız için müracaatımız 31 Aralık'ta bitecek. Bundan sonraki süreçte nasıl olacak önümüzdeki yıllarda? 1 Eylül'de başlayıp 31 Aralık'ta tamamlanacak. Çiftçilerimiz bu destekten faydalanabilmesi için bakanlığımızın vereceği mazot gübre desteğinden ve diğer desteklerden faydalanabilmeleri için mutlaka 31 Aralık'a kadar E-Devlet kapısından girişlerini yaptırmak zorundalar. Yaptırdıktan sonra eğer üründe bir değişiklik varsa müracaat ettikten sonra Şubat ayında tekrar sistem açılarak bu ürün güncellemesi yapılacak. Tabii çiftçilerimiz ziraat odasına bir daha gitmeyecek. Dolayısıyla ziraat odasına uğrayıp herhangi bir belge almayacak, herhangi bir ücret de ödemeyecek. Direkt E-Devlet kapısından ilçe tarım müdürlüklerinin sistemine düşecek şekilde müracaat etmeleri yeterli olacak. Tabi ziraat odalarına çiftçilerimizin, müracaat eden çiftçilerimizin tamamı üye. Üye kayıtları devam ediyor. İlk defa 2001 yılından 2022 yılına kadar çiftçi kayıt sistemine müracaat etmemiş üreticilerimiz bu yıllar içerisinde 2001 yılından 2022 yılına kadar 21 yıl herhalde oldu. 21 yıl boyunca hiç müracaat etmemiş çiftçilerimiz varsa, onlar ilk defa müracaat edeceklerse çiftçilik belgesi alacaklar. Onun dışında almalarına gerek yok. Ömrü boyunca bir defa ziraat odasından müracaat edip
çiftçi kayıt belgesi almış üreticilerimizin bir daha ziraat oranına gitmelerine gerek yok. Böyle bir kolaylık var. Bu uygulamanın dijital çağımızda, modern çağımızda bakanlığımızın yine güzel bir uygulaması, dijital tarıma geçmede, dijital verilerin depolanmasında yine güzel bir uygulaması çiftçilerimize ve Malatyalı üreticilerimize, biz tarım çalışanlarına ve ziraat odalarına hayırlı olsun. Vatandaşlarımızdan gelecek her türlü talepleri, ilçe tarımda bizim teknik elemanlar var, sormak istedikleri ilçe tarım müdürlükleri ve il tarım müdürlüklerine gelip bizim mühendis arkadaşlarına oturup çaylarını içerken yardım alabilirler. Veya e-devlet şifresi olmayanlar e-devlet şifresini postaneden alıyorlar, şifrelerini alsınlar. Evlerinde genç çocukları varsa, akrabaları varsa onlardan yardım alabilirler. Hiçbir şey yapamazlarsa ilçe tarıma gelip ilçe tarımdan yardım alabilirler. Ben tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum.